Arkadaşlar hepinize yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan selamlar. Bugün ne yapacağız? Bugün büyük ihtimalle 2023'ün son market videosunu çekmiş olacağız. Yayınlaman falan filan derken siz de izlemeniz yine sonlarını bulur. Şimdi nereye gideceğiz? Kaufland'a gideceğiz arkadaşlar. Kaufland, şöyle söyleyeyim. Buranın İstanbul'da oturanlar ve benim yaşımdakiler bilir. İçerenköy Carrefour gibi arkadaşlar. Yani çok büyük, bütün ürünleri bulabileceğiz. Ve görece olarak da uygun fiyatları var. O yüzden de burayı tercih edeceğiz. Bir sebebi daha var. O sebep de arkadaşlar, Almanya'da marketlerde çekim yapmak yasak. Çalışanlar hemen uyarıyor, kamerayı falan kapattırıyor. Fakat burası çok büyük bir market olduğu için büyük ihtimalle çalışanlar benimle uğraşmayacaktır. O yüzden rahat çekim yapabiliriz diye düşünüyorum. Hava güzel gibi duruyor ama çok soğuk. Görmüşsünüzdür, duble şapkayla dışarıdayım. Şimdi biraz da içeride görüşürüz. Ana kalemlerden ya da işte diğer malzemelerden, diğer ürünlerden ne görürsek çekmeye çalışacağız. Umarım güzel, eğlenceli bir içerik olur. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Şapkayı teke düşürdüm. Şimdi bir de diyebilirsiniz ki, abi o kadar göstereceksin, sen neler alacaksın? Ya da sen neler almayı planlıyorsun? Arkadaşlar ben bugün bir şey almayacağım çünkü çocukla, eşimle gibi gibi detaylarla uğraşırken aynı zamanda alışveriş yapamam. Videoyu bile çekmek çok zor olacak. Sadece videoyu çekip size fiyatları göstermeye çalışacağım. Kendi alışverişime bir gün denk gelirsiniz umarım ama bugün alışveriş yapmayacağım çoğunlukla. Çünkü bu arada aynı zamanda her çektiğim ürünü zaten alamam. Sizi bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum. Bu da kısa bir eyyorlamamdı. Çok fazla alkol reyonunu ve fiyatları göstermeyeceğim. Ama şans eseri burada arkadaşlar bir bira fabrikasına denk geldim. Onu gösteriyorum size. Şöyle çok büyük, bir dakika. Bak çok büyük kuleler var. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Burada da bira deposu var arkadaşlar. Yani genel olarak söyleyeyim arkadaşlar, 50'lik bira, yani işte yarım litrelik biralar 50 kuruştan başlıyor. Atıyorum çok bilinen markalar var, biliyorsunuz, çok ismini zikretmeyeceğim. 1 euroya, 1 euro 10 kuruşa kadar çıkıyor. Yani ne yapar, 15 liraya bir bardak bira, büyük bir bardak bira içebiliyorsunuz burada. Ekstra bilgi işte, alın ne yapıyorsanız yapın. Arkadaşlar indirime girmiş. Çocuğun da anlayacağı yok ama biz kendimiz alıyoruz. Bundan alıyoruz. Pardon, şundan. Bayağı güzel. Bakalım, burada oyuncaklar var. Çok fazla indirime girmiş. Böyle Kaufland kaza var. 8 euro. Ne resimler var, 2 kişilik 20 euro arkadaşlar. Böyle şeyleri de sorabilirsiniz diye bunları da çekiyorum. Çoraplar var, 5 euro. Yani detaylı olsun. Aa, Crocs var, çakma Crocs. 5 euro. Yani iş görüyor. Aa bakın, diğer short videomda vardı. 120 euroydu soda makinesi. Burada 130 euro. Aa, Adidas ayakkabılar var indirimde. 40 euro. Oynamaz mı bunlar? 2.24 arkadaşlar. 50 kuruşa top var. Burada country'ler var. 2.59. Kaçlısı? Artı 1 diyor. Artı 1 de normal sayısı kaç kardeşim? Ha, 10'luymuş arkadaşlar. Şöyle Doğu var, 2.49. 1.29'da bunlar var. Bakayım şurada. Oo, Pringles'lar acayip düşmüş. Arkadaşlar normalde bunlar hakikaten 1.89 bile değil, 2.5 falan. Biliyorsunuz Pringles Türkiye pazarından çekilmiş. Benim için de çok üzücü bir haber bu. Şurada Boyna var. Boyna var da 2.59. Bu Mersi çikolatalar 1 euroya düşmüş arkadaşlar. Almancıların akrabalarına getirdiği çikolatalar bunlar. Bayağı güzel çikolata bu arada. Kola var arkadaşlar. Ama 2 litresi 2 euro. Şöyle. Böyle meyveli içecekler var, 1.29. Fanta var. Biralar 0.95. 0.79'a var. Şurada 0.65'e var. 50 kuruşa var. Portakal var. 1.5 kilosu 4 kilo. 4 lira. 2 kilo 3 liraya düşmüş. Yarım kilo limon 0.89. Şöyle ekmekler. Evet oğlum, evet.
Ekmek geldi, hangisi şaşırtı oldu senin? 19 kuruşa böyle var. Gördüğünüz gibi 10 euroya 5 euro ekmek yok arkadaşlar. Öyle videolara inanmayın. Şöyle bakaray kısmı var. Pizzalar, börekler. Şuna çatal mı diyorlar, gabel mi diyorlar bir şey. Bakın 35'e var. Şöyle kruvasanlar var 55'e. Soruklar var. Bakın böyle bir kısım var. Şular, şuralar. Siyah zeytin var. Bunlar ne kadar Türkiye'de bilmiyorum ama 50 kuruş. Fasulye var. Yufka. Böyle bir yer yapmışlar. Türk ürünleri var. Nohut var. Yarım kilosu. Mercimek yarım kilo. Aa, kabak çekirdeği. Evet. 29. Barbunya. Oha, böyle bir şey hala var mı? Kolaturka diyor. Hangisini? Şunu mu? Tamam, aldım. Genelde en ucuzları çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yarım kilo yoğurt 0.88. Süt de göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bu Kaufland marka süt 0.95 tam yağlı. Mesela daha pahalı 1.25'e sütler bulabilirsiniz bio. Ama genelde ucuzları göstermeye çalışıyorum. Şöyle bir kuşbaşı fiyatı göstereyim. Bakın Haltürk formülası bunun da 3. Yani en iyisi 1 iken bu 3'müş. Şöyle 5,5 euro. 400 grama. Şöyle 6,5 euro. Bakın şöyle 10,38'e var. 800 grama. Kuşbaşı et. Şurada antrikot var. 12,5 euro. Tavuğu 1 kilosu arkadaşlar. Hemen şivayn var. Şivayni geç, bize gitmez. Biraz da size bütün tavuk fiyatları göstereyim. Bakın şöyle 6.90'a bütün tavuk var. Bunu alabilirsiniz. 400 gram tavuk göğsü 5,5 euro. Kafanızda canlanması adına. Bakın 1 kilo tavuk kanat. Bu 4,5 euro. Hayır, tavuk kanat biraz daha ucuz burada. Göğüs çok pahalı. Bütün tavuk o kadar pahalı değil. En pahalı şey göğüs. Bebek bezleri var. Belki merak eden takipçilerim vardır. Bizim için önemli. 82 tanesi 22 euroymuş. Aa, şöyle recycling tuvalet kağıtları 2,45. 8 x 200 metre. Evet. Şöyle. Tamam, her yer tuvalet kağıdı. Her yer, bütün tuvalet kağıtlarının fiyatını çekemem zaten. Şöyle genel çekiyorum. Böyle yeni yıl şeyleri yapmışlar. 10 euroya. İçinde bunlardan var. Bir de içinde sadece herhalde ufak çikolatalar olanı var. 5 euroya. Cipsler var. 1.19. Burada büyük oyuncak yumurta yapmışlar. 9 euroya. Küçüğü var 3.70'e. Havalar tencereler var. 25, 30, 20. Tefal bu arada. 22 var, 20. Böyle 2 kilo elma var. 3,5. Daha ucuzu varmış 1,5'a. Mandalina. 2.39'a düşmüş. Kavun var. Taneyle 3 euro. Karpuz var 3,5. Ama tabii bizim alıştığımız karpuzlar gibi değil arkadaşlar. Boyutu bu kadar. Bal kavun 2.29.
salatalık arkadaşlar. 1.19. Bizim alıştığımız gibi değil. Bizim alıştığımız boyları da var. Beyaz lahana, kara lahana 0.89 taneydi. 2 kilo soğan 2 euro. 1 kilosunu hesaplarsınız. Patates var. 2.39, 2.5 kilo. Yine aynı. Sarımsak 4 tanesi 1.29. 200 grammış. Bir de onlar fırında kendileri yaptıkları. Burada böyle ekmekler de var. Daha ucuza. Bunlardan tercih edebilirsiniz. Bunlar sadece günlük olarak yapıldığı için fiyatları daha pahalı. Bunu bir arkadaş shorts olarak paylaşmıştı. Arkadaşlar burada ekmeğinizi alıyorsunuz. Burada dinleme makineleri var Almanya'da. Bu popüler. Yani enteresan. Ben çok görmeye alıştığım için çekmemiştim ama size de paylaşayım. Hatta basamak basamak yazmış. Bir ekmeğini koy. İki makineyi çalıştır. 3 buradan kalınlığını seç falan filan. Ondan biri arkadaşlar Nutella ne kadar? 3.29'muş 450 gramı. Şöyle 4.59'a da kaç gramı? 825 gramı var. Neredeyse 1 kilo. Bayağı merak edilen bir şey. Beni de şaşırtıyor ama görünce çekmek istedim. Mesela 25'li siyah çay 1.46'ymış. 1.95'ten düşmüş. Turuncuları takip edebiliriz arkadaşlar. Güzel indirimler var. Bu kadar tost ekmeği. 750 grammış. 8.29'muş. 200 gramı. Yine bunun gold olanı var. 12 euro. 200 gramı. 2.09'a düşmüş. Şöyle 2.30 olan var. Belki dondurulmuş patates kızartması ne kadar diye soracak olanlar olabilir. 1.89'muş. 1 kilo. Şöyle. Ne yapıyor? 60-70 lira civarı. Balık soran arkadaşlar olabilir. Şöyle bütün sardalya var. 4.29. Karidesler var. Şöyle 6.65'e düşmüş. 450 gramı. Bak şöyle 300 gram somon parçası var. 8 euro. 2 parçaymış. Türkiye'de bulamazsınız diye gösteriyorum. Kaz arkadaşlar. Bütün kaz 6.66 euroya yiyebilirsiniz. Yani yemek ister misiniz bilmiyorum da. Ördek var. Bunlar da ördek. Ördek çok pahalı. 18 euro. Arkadaşlar bu Almanlar meyveli yoğurtta zirvedeler. Her şeyin meyvelisi var. Çikolatalısı var. Bizim gibi yoğurt sevenler için cennet. 2.5 euroymuş. 1 kilosu. Muzlu var. Çilekli var. Her meyveli var. Yani aklınıza gelebilecek bakın şu çeşitliliğe. Enteresan. Ayranı da var. Fiyatı da aynı. Yani verilir mi? Soruyorsunuz arkadaşlar. Ayran yok mu, ayran yok mu diye. Var ama bu fiyat verilir mi? Evde yoğurtla ayran yapmak çok daha mantıklı. Tereyağı 3 euro, 2.5 euro civarı tereyağlar var. En biyosu 3.29. 2.80 diyelim biz tereyağlarına. 250 gramı. Mesela benim hiç anlayamadığım bir kültür var. Şu iki etin karışık olduğu bir sürü ürün var arkadaşlar. Mesela hem domuz kıymasıyla hem dana kıyması karışık ürünler var. Yani ne tadını ayırırsın ne yemek istemeyen zaten var. Mesela şöyle güzel bir et parçası. 8.27'ymiş. Yaklaşık evet, 1 kilo. Mesela 6.58'e hem rind hem domuz karışık var 1 kilo. Yani olacak şey değil. Mesela şöyle 2 euroya kaşar peyniri var. Düşmüş. Arkadaşlar bu arada bu şurada şeyler göreceksiniz. Nutri-Score'lar. A en iyisi, E en kötüsü. Burada ürünler bu şekilde de fiyatlanıyor. Fiyatları bu şekilde de değişiyor. 250 gramı 2 euroymuş. Genel bir kaşar peyniri fiyatı. 100 gramı 2.5 euro civarı. Daha ucuza var, daha yukarıya var. 2 ile 2.5 arasında değişiyor. Eski kaşar, yeni kaşar. Benim favori ürünüm Almanya'ya geldikten sonra böyle tane büyük mozzarella. Çok iyi, tadı da çok güzel. Herkese öneririm bulabilirseniz. Onlu yumurta 2 euroya. Daha pahalısı da var, 3 euroya da var. 2.29'a da var. Ama 2'ye de buldum. 3.5 euroymuş. Chocobons. Toblerone var. 2 euro. Hepsi. 19 euroymuş arkadaşlar.
Tekirdağ var 27'ye. Samburca bu da rakı herhalde. İtalyan diyor. Uzo var 12 euroya. Uzo'lar daha ucuz. Magnum Mini'ler 2.22'ye düşmüş arkadaşlar. Burada görmediğim çeşitler var. Mesela daha önce Vegan Magnum da çıkartmışlar. Şöyle beyazlısı. Aa, bu çok güzel duruyor. Kaç tane var içinde bunun? 3 tanesi 2.22. Karnına gösterebiliriz. Çubuk makarna var. Ama pahalısını gösteriyorum şu an. Daha ucuzları var. Şu tarafa doğru gidelim. En şovlusuna bak. Al 1 euroya var. Yani ne kadar? Yarım kilosu. Fix herhalde bunlar. Yarım kilosu. 1 euroya makarna var. Daha ucuzu bulur muyuz bilmiyorum. Bebek mamaları var arkadaşlar. Bizim için şu an popi olan bir konu. Benim kanalımı da takip eden anne babalar vardır illaki. Onlar için şöyle hafer mafer, pirinç unu, işte yulaf unu falan. Bak bunlar bundan indirime girmiş. Bana neyse Persil sanki Türk markasıymış gibi geliyor. Arkadaşlar bu da 20 euroymuş. Kaç kilosu bu? Ha, 75 tane şey var içinde temizleyici. 76. Gördüğümü de söyleyemiyorum ha. Devam ediyoruz. Ha, pirinç var. Yasmin. 2.69. 1 kilosu. Basmatiler var 3 euro. Bu ayarda değişiyor. Her merak eden kanalda bir şeyler bulsun istiyorum arkadaşlar videoda. Örneğin böyle kedi kumları var. 13 euroya. 18 litresi. Burada 15 kiloya mama var. 22 euro. Şöyle. Bu köpek için de bu arada. Bu kedi için. Kedi kumu. Köpekler de kum yok. Ek bilgi. Arkadaşlar. Temel tüketim malzemelerini de atlamak istemiyorum. 1 kilo şeker. 1.11 euroymuş. Şimdi orada beyefendi var. O yüzden rahatsız etmek istemediğim için elime aldım. Şöyle göstereyim. Sonra abi bize yanlış fiyatlar gösteriyorsun demeyin. Al işte var. Bakın un arkadaşlar. 1 kilo un. 65 cent. Bayağı temel besin maddelerini çektik gibi duruyor ya. Ha, daha ucuza bulamayız demiştik. Daha ucuza bulduk. Marketin kendi markasının 1 kiloluk makarnaları 79 cent'e düşmüş. Arkamız dönükken tuzu kaçırmışız. Tuz da var arkadaşlar. 89 cent'e 1 kilo tuz. 29 cent'e yarım kilosu varmış. Her seferinde daha ucuzunu buluyorum. Ya tabii ki en alttakiler en ucuz. Daha pahalı. Biraz daha pahalı. Al işte en pahalısı. Böyle baksak çok daha rahat çözeceğiz her şeyi. He. Neyse gidelim arkadaşlar. Hazır çorbalar. Şu bildiğimiz marka bir buçuğa var. Ama 69 cent'e kadar da 70 cent'e kadar da envai çeşit hazır çorba var. En düşük gördüğüm 69 cent şu an. Burada. Mesela ton balıklarını göstereyim. Çünkü bunlar karşılaştırması kolay ürünler olduğu için görün bilin istiyorum. Bakın şöyle ton balıkları 1.49'a düşmüş. Bu büyük boy herhalde. Evet 195 gram olan. Yani ne yapar 45 lira filan. Türkiye'de ben en son 30 lirada bırakmıştım. Arkadaşlar ben şimdi video çekeceğim diye canım eşim ve canım oğlundan ayrılmıştım. Biraz bızırdanıyorlar. Yavaştan onların yanına geçiyorum. Videoyu kapatabilirim yavaştan. Bayağı detaylı olduğunu düşünüyorum. Bunlar şimdi yukarıdaydı. Aha buldum ayran. Vallahi doğru söylemişim ha. Limited edition falan diyor. Tadı bu arada gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ama kaç para yarım litresi? Yani 2 gıdımlık şeye 1.29 çok pahalı. Salep var 2.39'a. Bak bir ayran daha varmış 1 litre. Aa bu daha ucuzmuş lan. Aa bunu alınabilir. Aha daha da ucuzunu buldum. Tamam ya o kadar pahalıymış abi, ben pahalısını almışım. Ucuz ayranlar varmış arkadaşlar. Ama tadını bilmiyorum, ama bunun tadı gerçekten çok güzel. Bu arada bunun reklamında Ecofresh oynuyor. Aa yazıyormuş lan. Abi gerçekten asla gözümü kullanmıyorum, resmen kameraya bakıyorum sadece. Soğuk kahveler. Zaten abanmış millet 70 cent civarında. Güzel, tatları güzel mi? Ama mesela Mövenpik falan içmek isterseniz 1.5'a var. Starbucks'ınkiler daha pahalı ya. 3 euro civarı falan. Aynı boylar. Burada yok onlar. Bak çok tatlı bir kurabiye yapmışlar. 3.89'a. Güzel bir hediye olabilir. Beğendim.
arkadaşlar Christmas zamanı bu tarz insanlar birbirine hediye alıyorlar. Mesela bizim şirket de bir tane bundan falan veriyor. Komple çikolata 4,5 euro. Tabii biraz Christmas konseptli olduğu için pahalı. Buna 4,5 euro verilir mi? Belki buna verilir. Bu daha büyükmüş. Ne alaka ya? Bunlar bu aynı boy. Nasıl 4,5-4,5? Bir saçmalık var. Neyse büyüğünü alırım. Soluksuz bir serüven gibi izlemişsinizdir umarım. Sonuna kadar gelmişsinizdir. Buraya kadar geldiyseniz videoyu tekrar beğenip bir kere beğendiğinizi biliyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Tam karşıdan karşıya geçiyordum. El sallayarak bay bay diyemedim. Bay bay.